Hicri 991'de, miladi 1583'te Medine'de doğdu. Soyunun baba tarafından Hazreti Ali'ye ulaştığı ve Kudüs yakınlarındaki Decan köyünden Medine'ye göç ettikleri nakledilir. Dedesi Yunus, ucuz ve değersiz eşya manasına gelen Küşaş'a sattığı için Küşaş'ı nisbesiyle anılmış, Safiyyütün Ahmet de bu nisbeyle tanınmıştır. İlk eğitimini dönemin alim ve sufilerinden olan babasından alan Küşaş'ı, babasıyla birlikte 1011'de, miladi 1602'de Yemen'e gitti ve orada Şeyh Emunüddin bin Sıddık, Seyyid Muhammed el-Garp, Şeyh Ahmet es-Satiha el-Zeyla'i, Seyyid Ali el-Kab, Şeyh Ali Mutayir gibi alim ve şeyhlerden faydalandı. Bir müddet sonra Mekke'de Seyyid Ebu'l-Gays Şecer, Şeyh Sultan bin Meczub gibi alimlerin sohbetlerine katıldı. Ardından Medine'ye döndü ve burada Şeyh Ahmet bin Fazıl, Ömer bin Kutup el-Ahadili, Şehabettin el-Melkani ve diğer bazı alimlerin meclislerine devam etti. Küşaşi babasından Ahmediye, Rifaiye, Kuşeyriye, Şazeliye ve Kadiriye icazeti aldı. Medine'de hadis ve diğer bazı ilimleri tahsil ettiği Şeyh Ahmet bin Ali Eşinavi'nin kızıyla evlendi. Onun ölümünden sonra halifesi olarak yerine geçti. Ayrıca ondan Gavsiye tarikatının temel kitapları arasında sayılan Muhammed Gavs'ın El Cevahirul Hems adlı eserini okudu. Şinavi'den başta Şettariye olmak üzere Sıddıkiye, Üveysiye, Hızırıye, İlyasiye, Cüneydiye, Kuşeyriye, Nakşibendiye, Kadiriye, Gülşeniye, Sühreverdiye, Çiştiye, Rifaiye, Ahmediye, Şazeliye, Hemedaniye, Vefaiye ve Kübreviye hilafeti aldı. Küşaşi ayrıca hem Muhammed Gavs yoluyla hem de birinde Şehabettin es-Sühreverdi, diğerinde Muhiddin İbnül Arabi'nin bulunduğu iki ayrı yolla Veysel Karani'ye ulaşan silsilesini kaydetmiş, Muhammed Gavs'a Beyazid-i Bistami, Abdülkadir-i Geylani, Şehabettin es-Sühreverdi gibi zatlardan batini olarak gelen hilafetlerin de kendisine ulaştığını belirtmiştir. Onun Şinnavi'nin pirdaşı Seyyid Es'ad el-Belhi'nin sohbetlerine katıldığı ve bu zatın ahvaline varis olduğu nakledilir. Haririzade, Küşaşi'nin Şinnavi vasıtasıyla Zeyniye tarikatının bir şubesinden de hilafet aldığını gösteren bir silsileyi kaydetmiştir. Kendisine ulaşan bütün silsilelerden icazet verdiğini belirten Küşaşi, ölümünden sonra yerine geçen İbrahim bin Hasan el-Gurani ile İsa bin Muhammed es-Salebi'yi en yetkin halifeleri olarak zikreder. Diğer ileri gelen halifeleri Açeli Abdurrauf es-Sinkili, Seyyid Abdurrahman el-Maribi el-İdrisi, Şeyh Mehna bin İvaz, Seyyid Abdullah Ba Fakih'tir. Küşaşi'den sonra Medine'de İbrahim el-Gurani'den de hilafet alan Abdurrauf es-Sinkili, Aç'e dönerek Şettariye tarikatını yaymaya çalışmıştır. Öğrencileri vasıtasıyla tarikat, Cava ve Endonezya'ya da götürülmüştür. Endonezya'da faaliyet gösteren tarikatlardan birinin Küşaşi'ye diye kaydedilmesi, tarikatın zaman içinde Şeyh Küşaşi'ye nispetle de anıldığını veya bu isimle bir kol oluştuğunu akla getirmektedir. Hicri 1071, miladi 1661 yılı sonunda Medine'de vefat eden Küşaşi, Baki mezarlığına defnedildi. Maliki iken Şeyh-i Şinavi'nin Şafi olması sebebiyle kendisi de bu mezhebe geçen Küşaşi, döneminde vahdet-i vücudu savunanların önderi olarak tanınmış, kendisini asrın Hatmül Evliyası olarak görmüş ve devrin ileri gelen birçok şeyhi tarafından
zamanın imamı kabul edilmiştir.